Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın dostlar. İyi seyirler. Salih Tuna Ya dediğini yaparsa? ABD Rusya'ya gündüz gözüyle İran muamelesi yapmaya başladı. Rusya Merkez Bankası ve Varlık Fonu'nun dolar rezervlerine erişimini kesmenin başka bir izahı yok. Rusya'nın suçu NATO'nun doğuya doğru genişlemesini güvenlik tehdidi olarak değerlendirip Ukrayna'ya saldırmaktı. İran'ın suçu 79'a devrim yapmaktan ibaretti. Sırf devrim yaptıkları için mal varlıkları dondurulmuştu. Şimdi edeğin bu nasıl haydutluktur diyen batılı bir medya mensubu çıkmadı. Suriyeli çocukların cesetleri karaya vurduğunda da tek dertleri mültecilerin ülkelerine girmesine engel olmaktı. Malumunuz Ukraynalılar için bunlar bizim gibi mavi gözlü, sarı saçlı insanlar. Gelişmekte olan üçüncü dünya vatandaşları değil. Hayatlarını kurtarmak için bizimkine benzeyen arabalara binen Avrupalılardan bahsediyoruz. Suriyelilerden değil. Bunlar Ukrayna'dan gelen Hristiyanlar, beyazlar diyorlar. Gizli saklı da değil. Matah bir şeymiş gibi ulu orta itiraf ediyorlar. Peki... Yaptırım yarışına giriştiğimiz Rusya bir İran değil. İşgal ettiğimiz ve ilaç ambargosu yüzünden on binlerce çocuğun ölümüne neden olduğumuz Irak da değil. Kadınları Burkalı Afganistan'da. Bunlar bizim gibi arabalara binen Hristiyanlar diyen neden çıkmadı? Menfaatleri söz konusu olduğunda inandıkları tüm değerleri, demokrasi, insan hakları, hukuk ve hatta dinlerini dahi anında araç sallaştırırlar. Tanrı işlerine geldiği kadar Tanrı'dır. Menfaatlerine dokunduğunda Tanrılarını bile çiğ çiğ yerler. Taptıkları tek hakikat güçtür. Amentüleri de şudur. Güçlüysen haklısın, güçsüzsen vay sana. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından altın standardını sona erdirip tüm dünyayı dolara yani kağıda bağlayarak kurdukları dünya sistemi güçlü kalmalarının garantisidir. Dünya sistemi sayesinde yaptırım yapma hakkını her daim ellerinde bulunduruyorlar. Geçen seferde Rusya Devlet Başkanı Putin'in Rusya dünya ekonomisinin bir parçası olmaya devam ediyor ve bu sisteme zarar vermeyi planlamıyoruz. Uluslararası ortaklarımız bunu takdir etmeli ve bizi sistemin dışına atmamalı dediğini aktarmıştım. Zira en büyük sorun dünya sisteminin bizzat kendisidir. Her şeyden evvel Putin'in de parçası olmaya çalıştığı mahut sistemde nihayetinde hep kasa kazanır. Kasa dediğim sistemin patronları. Retoriklere bakmayın. Sistemin kurulu da yoktur. Serbest piyasa vesaire göz boyamaktır. Hayır yani. Huawei serbest piyasa koşullarına rivayet etmediği veya hukukun üstünlüğüne aykırı tutum takındığı için mi Google Android lisansını iptal etmişti? Şimdi Rusya'ya diz çöktürmek için dünya sistemini devreye soktular. Rusya'ya hava sahalarını kapatmaları, Avrupa'daki üniversitelerde öğrenim gören Rus öğrencilerin kayıtlarının silinmesi FIFA'nın Rusya'da maç oynanmayacağını açıklaması hikayedir. Esas yaptırım ABD ve Avrupa Birliği'nin finansal nükleer silah tesmiye edilen Swift silahını çekmesidir. Rusya mal varlığına erişim engeline kimi önlemler almıştı ama yetmez. Hele ki uzun vadede dayanması mümkün değil. Putin bunu gördüğü için anında res çekerek caydırıcı nükleer kuvvetleri alarma geçirdi. Kolpa mı değil mi bilmiyorum. Benim bildiğim diz çökmeyi, küçük düşürülmeyi kabul etmeyecektir. İnşallah bir yol bulunur. Çünkü Ukrayna için kolpa yaptığını söyleyenler yanıldı.